Mutlu akşamlar TV52 ana haber bültenine hoş geldiniz. Ben Sümeyye Yıldırım. Bugün 19 Eylül 2024 Perşembe, günün ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla karşınızda olacağız. Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosiklet çarpması sonucu şehit olan Jandarma Assubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için memleketi Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi. Genç şehit kılınan namazın ardından gözyaşları eşliğinde ebediyete uğurlandı. Allahu Ekber. Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında motosiklet çarpması sonucu şehit olan Jandarma Assubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır için memleketi Sakarya'da cenaze töreni düzenlendi. Allahu Ekber. Şehidin cenazesine uzaktan ve yakından binlerce vatandaş katıldı. Şehit Mehmet Fatih Çangır'ın cenazesi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Gazi Süleyman Paşa Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidimizin ruhu için, tüm geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için El-Fatiha. Cenaze namazını imam olan şehidin amcası kıldırdı. Çangır ailesi ve sevenleri gözyaşlarına boğularak dualar eşliğinde genç şehidi ebedi istirahatgahına uğurladı. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Sakarya'da 3 erkek kardeşin en küçüğü olan Mehmet Fatih Çangır'ın 20 gün önce sözlendiği ve düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Mesleğinde ise henüz 18. günündeydi. Şehidin görev yaptığı orduda evlilik için evine eşyalarını yerleştirdiği de acı bir detay olarak ortaya çıktı. Şehit Çangır'ın evlilik hayalleri yarım kalırken ordu ve Sakarya'da yaz havası hakim oldu. Şehit Assubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın yol emniyet kontrol noktasında dur ihtarına uymayan ve motosikletle çarparak şehit olmasına sebep olan Adem T.'nin yaklaşık 3 ay önce trafikteki görüntülere adeta izleyenlere pes dedirtti. Şehit Assubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın yol emniyet kontrol noktasında dur ihtarına uymayan ve motosikletle çarparak şehit olmasına sebep olan Adem T.'nin yaklaşık 3 ay önceki trafikteki görüntüleri izleyenlere adeta pes dedirtti. Trafikte motosikletle kasksız akrobatik hareketler yapan Adem T.'nin daha önce çok kez trafik cezasına çarptırıldığı ve ehliyetine el konulduğu, hatta hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi. Önce kendini, daha sonra trafikteki vatandaşların canını tehlikeye sevk eden motosiklet sürücüsü tepkilerin odağı oldu. Öte yandan motosiklet kazasında görevi başında Mehmet Fatih Çangır'ın şehit olmasına sebep olan Adem T.'nin jandarma trafik kontrol noktasına yaklaşık 150 km hızla gittiği ortaya çıktı. Olayda ağır yaralanan Adem T.'nin ayrıca hastanede gözetim altında tutulduğu ve emniyetteki soruşturmasının devam ettiği ele gelen bilgiler arasında. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel katıldığı bir televizyon programında fındığı konuştu. Milletvekili Adıgüzel, fındıkta kokarca zararlısının bir oyun olma ihtimalini öne sürerek hükümetin adeta bölgeyi boşaltmak istediğini iddia etti. Terör yüzünden ve AKP'nin ve Erdoğan'ın fındık politikaları yüzünden üretici asla emeğini karşılığını alamadı fındıkta. Ama niye toplamaya devam etti biliyor musunuz Fatih Bey? Atadan dededen kaldı bu bahçelerim. Ziyan olmasın. Milli servet ziyan olup gitmesin. Tamamen zararına, bazen de dengi dengine ancak kendini karşılayacak şekilde bu süreci götürmeye devam et. Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel katıldığı bir televizyon programında fındığı konuştu. Adıgüzel, fındıkta kokarca zararlısından üreticinin emeğini alamamasına kadar tek tek anlattı. Bir kokarca zararlısı çıktı bölgede ve Ferrero'nun İtalyan kartelin yaptığı zararların üzerine bir de o eklendi. Fındığı üreticinin hani ekip biçip de kar edeceği ortamdan artık zarar edeceği bir seviyeye geldi.
Sizin de başta ifade ettiğiniz gibi birçok üretici şu anda gelecek sene bunu artık yapmayacağını açıkça beyan ediyor. Hatta bu yıl bahçeye girmeyen üreticiler oldu. Neden? Çünkü yaptığı sadece yevmiye parasını bırakın bir yıl boyunca verdiği emeği, bakın orada ilaçlama yapılıyor, dip temizliği yapılıyor, ışkın alınıyor, gübre atılıyor. Çok ciddi bir emeği var. Bir yıl boyunca emek veriliyor, masraf yapılıyor. Ama arkasından bir de toplamada bir yevmiye işçi parası. En büyük miktar bu. Sadece onu bile karşılamayan bir durumla karşı karşıya. Milletvekili adı güzel, fındıkta kokarca zararlısının bir oyun olma ihtimalini öne sürerek hükümetin adeta bölgeyi boşaltmak istediğini iddia etti. Biz bu bölgede sadece fındık üretmiyoruz. Biz burada vatanı bekler gibi bahçeleri, arazimizi bekliyoruz. Çünkü burası oldukça zor bir coğrafi koşulları olan bölge. Dağ başlarında tek başına evlerde ikamet eden çiftçi kardeşlerimiz var. Adeta vatanı bekler gibi buraları bekliyoruz. İnsanlar şehirlere göç ediyor, kırsal alana geri gelsin, üretim yapsın diye teşvikler varken, burada insanlar bunu gönülden yapıyorken, hiçbir teşvik almazken adeta bölgeyi boşaltmaya çalışıyor hükümet. CHP Ordu Milletvekili Doktor Mustafa Adıgüzel, fındık zararlısı kahverengi kokarcanın diğer Karadeniz illerinde bu kadar yaygın olmadığını söyledi. Maden ve Ferrero vurgusu yaptı. Bu kokarca sizin de dediğiniz gibi Gürcistan'dan girdiyse, kardeşim arada Artvin var, Rize var, Trabzon var, Giresun var. Buralarda kontrolden çıkmadı da niye geldi de Ordu'da, özellikle Pasta'da, Çamaş'ta, Perşembe'de, Ünye'de kontrolden çıktı. Tam da böyle fındığın Türkiye'de en yoğun üretildiği yer. Ordu Türkiye fındığının 1/3'ünü üretiyor tek başına. Fındığın en yoğun üretildiği yer bu, şu anda bulunduğum yer. Ve madenin de en yoğun olduğu yer burası. Yani hem Ferrero'ya alan açmak için hem de maden şirketlerine alan açmak için acaba kokarca burada bilerek mi kontrolden çıkarıldı? Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımlarını yapmaya başlamasının ardından 45 gün içerisinde ödeme yapması üreticiler tarafından tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışmalara yetkili isimler el atarak ödemeleri erkene çekmek için taleplerini ilettiler. Ve o görüşmeler sonucu 45 gün olan ödeme planı 12 güne çekildi. Alınan fındıkların ödemeleriyle ilgili 45 günlük bir süreyle ilgili bir açıklama yapıldı. Tabii bu süre... Acaba ne zaman ödenecek, erken mi ödenecek, 45 gün içinde ne zaman ödenecek diyerek de üreticilerimizden bizlere bu konunun daha erken ödenmesiyle ilgili talepler geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alımlarını yapmaya başlamasının ardından 45 gün içerisinde ödeme yapması üreticiler tarafından tartışmalara neden olmuştu. Bu tartışmalara yetkili isimler el atarak ödemeleri erkene çekmek için taleplerini ilettiler ve o görüşmeler sonucu 45 gün olan ödeme planı 12 güne çekildi. Tabii ki erken ödemelerin üreticilerimize olumlu olacak. Çünkü neden? Üreticilerimiz zaten fındığını ciddi maliyetlerle, büyük maliyetlerle harmana getiriyor, satışa sunuyor. Onun için Ağustos ayında ve Eylül ayında da üreticimize bu anlamda da ihtiyaç para olarak da ihtiyaçları var. Onun için ödemeler erken yapılması bu anlamda da önemli olacaktı. Tabii ki bu taleplerimiz kabul gördü. Ödemeler de 19 Ağustos ile 31 Ağustos arasındaki ödemeler, yani 12 gün içinde de ödenmiş oldu. Üreticilerimizin hesaplarına yattı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin ödemeleri erkene çekmesinin üreticiler tarafından nasıl karşılık alacağını ifade etti. Yani Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bu şekilde erken ödemelerle, yani hem TMO'yu olan üreticilerimizin fındık verme talebi artacaktır, hem de serbest piyasadaki fiyatların yukarıya doğru çıkmasını sağlayacaktır. Yani üreticilerimiz de TMO'ya verdiği zaman 130 lira üzerinden randımanlarına göre fındık satmış olacaktır. Onun için önemli. Başkan Soydan ilerleyen dönemlerde de erken ödemelerin devam etmesini umduklarını vurguladı. İnşallah önümüzdeki günlerde de geri kalanlar da ödenir. Yani erken ödeme devam ederse TMO'ya rağbet artacak. Üretici fındığını bugünkü serbest piyasa fiyatları karşısında TMO'ya götürecektir. Yani TMO da bu sayede serbest piyasanın kendi fiyatlarının üzerine çıkmasını sağlayarak, yani üreticilerimizin buradaki talepleri de yerine gelmiş olacaktır. Bu açıdan önemsiyoruz.
19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Ordu Lisesi önünden Atatürk Anıtı'na kadar bando eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. ...19 Eylül Gaziler Günü programı dolayısıyla Ordu Lisesi önünden bando takımı eşliğinde Atatürk Anıtı'na yürüyüş gerçekleşti. ...19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na gerçekleştirilen törene Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ordu Şube Başkanı Selami Türkmen, Türkiye Harp Mağlulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Ordu Şube Başkanı Nurettin Korkmaz, Polis Şehitleri ve Mağlul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Şelen Şahin, Gaziler, Askeri ve Mülki Erkan ile Daire Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Gaziler Günü münasebetiyle hazırlamış olduğumuz programa hoş geldiniz. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'na saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Dikkat! Daha sonrasında çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çelenk sunumunun ardından Muharip Gaziler Dernek Başkanı Selami Türkmen konuşma yaptı. Yüreğinde ve dumağında vatan ve millet sevgisiyle görev yapan, canlarını ortaya koyan ve gazilikle müjdelenen tüm arkadaşlarıma Cumhuriyetimizin kurucu Mustafa Kemal Atatürk'e, gazilik varlığının verilişinin 103. yıl dönümünde tüm milletimizin nezdinde şükranlarımı sunuyor. Hepinize saygı ve sevgi, muhabbet ve selam varken sözlerimi Mehmet Akif Ersoy'un bir beytiyle tamamlamak istiyorum. Bir zamanlar biz de millet, hem de nasıl milletmişiz. Gelmişiz dünyaya, millet nedir öğretmişiz. 19 Eylül Gaziler Günü tüm yurt genelinde olduğu gibi Fatsa'da da kutlandı. Gaziler Günü nedeniyle hükümet konağı önünden Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Fatsa'da 19 Eylül Gaziler Günü anlamlı törenlerle kutlandı. Hükümet konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak aziz şehitler ve kahraman gaziler saygıyla anıldı. Törene Vali Yardımcısı Turgay Ergin, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Recep Tokur, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar, Daire Müdürlükleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Siyasi Parti Temsilcileri, Gaziler ve Şehit Yakınları katıldı. Bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Fatsa Muharip Gaziler Derneği Başkanı Hasan Basri Dağlıoğlu bir konuşma yaptı. Türk ordusunu yıpratmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni bölünmüş ve zayıf bir ülke haline getirmek, geçmişteki hedefleri serinin gerçekleşmesini sağlamaktır. Bugüne kadar serilenen her türlü hainlik, silahlı Türk silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, güvenlik korucularıyla vatandaşlarımız tarafından önlenmiş ve hüsrana uğratılmıştır. Programın devamında Meşebükü Ortaokulu öğrencileri günün anlam ve önemini belirten şiirler okudular. Tören gazilere verilen yemekle sona erdi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesi Örencik mahallesinde beton yol çalışmasını sürdürüyor. Geçtiğimiz yıllarda büyükşehir ekiplerince genişletilen yol çalışmalarının tamamlanmasıyla modern görünüme kavuşarak yılların özlemi sona erecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi Altınordu ilçesi Örencik mahallesinde beton yol çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda büyükşehir ekiplerince genişletilen yol çalışmaların tamamlanmasıyla modern görünümüne kavuşarak yılların özlemine son verecek. Hüdaver Tanrıver ve vatandaşlar toz ve çamur nedeniyle araçların ulaşımda güçlük çektiğini, yolda bu çalışmayı başlatan Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti. Yaklaşık 40 yıldan beri bu yolun dardı. Yani çok sorunumuz vardı. Başkanımız İlmi Bey, Allah razı olsun. Burası Günören'le Sayaca istikametine gidiyor. O arada kalan bir yoldu burası.
Yani burası Büyükşehir'e bağlı bir yol. Hani biz bayağı bir sorunumuz vardı yani. Arabalar çıkmıyordu buradan. Yolumuz darıdı. Genişletildi. İşte şu anda da beton dökülüyor işte sağ olsunlar. Başkanımıza, hepsine teşekkür ederim. Yemeği geçenlere, köyümün halkına, mahallem halkına hepsinden teşekkür ederim. Belediye Başkanımız Hilmi Bey, Allah razı olsun, geldiler, baktılar. Yolumuzun mağdur olduğunu ve bu iki köy arasında sıkıştığını gördüler. Buranın beton olarak efendime söyleyeyim çözüme kavuşacağını anladılar. Çok şükür bize betonumuzu verdiler. Biz de yolumuzu betonluyoruz. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Ve bir dediğimiz iki yetmiyorlar. Çok şükür Rabbimize. Buralarda aslında arabalar çamurdu. Arabalar bile inanır mısın kayıyordu. İnerken çıkarken var ya arabalar çıkamıyordu yani. Bir yağmur yağdığı zaman sel hendek haline getiriyordu. Burada arabanın çıkma imkanı yoktu. Sıkıntımız vardı tabii. Çamur şu yokuşumuzdan araçlar çıkamıyordu. Çok güzel oldu bence. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Keşke annemiz babamız da bu hizmeti görseydi yani. Aradan çok sıkıntı çekiyorduk şu yokuştan özellikle, bu dereden. Yani şimdi çok güzel oldu. Ayağımız çamur olmadan inşallah şehire ineceğiz. İmarlı alanların yanı sıra kırsal alanlarda da çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi geride kalan 5,5 yılda Altınordu ilçesine 70 kilometre asfalt, 22 kilometre beton yol olmak üzere 92 kilometrelik yol çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla vatandaşların yıllar süren hayali gerçeğe dönüşürken ulaşımdaki sorunlar da büyük oranda çözüldü. Örencik Mahallesi'nde vatandaşların yıllardır özlemle bekledikleri 1 kilometrelik güzergah Örencik ve Güngören mahallelerinin yanı sıra Ulubey ilçesi Sayacabaşı Mahallesi'ne de ulaşım sağlıyor. Mayıs ayının ilk haftalarında başlayan tohumlama sürecinin ardından 18 Eylül 2024 tarihi itibariyle Akkuş şeker fasulyesinin hasadına başlandı. Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya da toplam 4370 üreticiyle tarlaya adım atarak hasadı gerçekleştirdi. Mayıs ayı itibariyle Mayıs'ın ilk haftasıyla Haziran'ın ilk haftası arasında tohumlarımızı toprakla buluşturduğumuz TRM şeyli coğrafi şeritte akkuş şeker fasulyemizin bugün itibariyle 18-9-2024 çarşamba günü itibariyle 19 tane mahallemizden karma karışık gelen insanlarımızla, üreticilerimizle, muhtarlarımızla beraber Ceyhanlı köyümüzün Düz Meşe denilen mevkisinde Beyhan adlı arkadaşımızın ekimini dikimini yapmış olduğu tarlada fasulye hasatımızı topluca bugün itibariyle başlatmış olacağız. Mayıs ayının ilk haftalarında başlayan tohumlama sürecinin ardından 18 Eylül 2024 tarihi itibariyle akkuş şeker fasulyesinin hasadına başlandı. Coğrafi işaretle organik akkuş şeker fasulyesinin 18 mahallede üretimi yapılıyor. Hasada başlayan üreticilerin yaklaşık 15 günde tamamlaması bekleniyor. Bizim 19 tane mahallemizde coğrafi işaretini aldığımız ürünlerimiz var. Bunların hasatını sadece bugün başlatıyoruz ve en geç 15 gün içinde ilçemizdeki ürettiğimiz fasulye üretimimizin hasatı bitmiş olacaktır. Bu kapsamda 4370 tane üretici akkuş şeker fasulyesini vatandaşlarla buluşturmak adına kolları sıvadı. Toplamda resmi rakamlarımıza göre 4370 tane üreticimizle yaklaşık 18.000 dekar alanda 970 tonlara ulaşan çeşitlerle beraber akkuş şeker fasulyesi üretimimiz var. Bu bizim ilçemiz için çok bir gelir kaynağımız, gurur kaynağımız, beyaz altınımız, incirimiz diye adlandırıyoruz. Beyaz altın hasadında üreticilerle beraber tarlaya giren Akkuş Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kaya, şeker fasulyesinin üretiminde destek veren herkese teşekkür etmeyi de es geçmedi. Şu çalışmalarımızda, şu ana kadar yaptığımız çalışmalarımızda, Kaymakamlığımızın, Belediye Başkanlığımızın, Tarım İl Müdürlüğümüzün, TOKAP Başkanlığımızın, Tarım Bakanlığımızın hepsinin emekleri var. Hepsine ayrı sizlerin huzurunda teşekkür ediyoruz.
Ordu Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı ortaklığıyla hastane polikliniklerindeki kalabalığı azaltmak adına bilimsel bir çalışma planlanıyor. Gereksiz yığılmaların sebebi vatandaşlarımızdaki tıbbi anlamdaki yetersiz bilgilerden de kaynaklandığını biz tespit ettik. Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt, hastane polikliniklerindeki gereksiz kalabalıkların azaltılması üzerine Sağlık Bakanlığı ve Ordu Üniversitesi ortaklığıyla bilimsel bir çalışma planladıklarını, anket üzerinden vatandaşlara sorular yönelteceklerini aktardı. Vatandaşlarımızın bir örnek üzerinden gideceğim. Örnekler çok çünkü elimizdeki veriler de çok. Vatandaşlarımızı bir anketle poliklinik önlerinde değerlendiriyoruz. Bunu benim bir kıdemli asistanım yapıyor. Poliklinik önünde gidiyor. Her poliklinik önünde gidiyor. Bu bir tek eğitim araştırmada değil. Kadın doğumda, özel hastane önlerinde ve Ordu Devlet Hastanesi'nde. Bundan ilgili Sağlık Müdürlüğü'nden iznimizi aldık. Ve hastalarımıza bazı sorular yöneltiyoruz. Örneğin beyin cerrahisinden randevu almış bir hastamıza öncelikle geçmiş olsun diyoruz. Sonra diyoruz ki hanımefendi çok geçmiş olsun. Beyin cerrahi polikliniğinden randevu aldığınızı görüyoruz. Ne şikayetle buradan randevu aldığınızı öğrenebilir miyiz? Asistan arkadaşım kendini tanıtıyor, benim asistanım olduğunu söylüyor ve cevaplardan birkaçını söyleyeceğim. Baş dönmesi nedeniyle beyin cerrahisinden randevu aldım. Peki hanımefendi, gitmiş olduğunuz bu polikliniğin sizin şikayetlerinizle alakalı olmadığını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum, bana bunu kim söyleyecek? Evet, bunun cevabı birinci basamakta. Bizler halen birinci basamakta aile hekimliğini ve aile hekimliği uzmanlarını kullanmayı, onlardan gerekli tıbbi tavsiyeler almayı, bir tek tedavi değil tavsiyeler almayı halen bilemiyoruz. Hangi hekime gideceğimizi bilemiyoruz. MHRS ve 112 acil çağrı merkezlerindeki yoğunlukların da vatandaşların tıbbi anlamda yetersiz bilgilerden kaynaklı olduğunu belirten Enginyurt, 112 acil çağrılarındaki birçok aramanın gereksiz olduğunu tespit ettiklerini söyledi. MHRS'lerdeki yığılmaların da birçok nedeni bu. Örneğin 112'deki çağrıların binlerce çağrının günlük gereksiz olduğunu tespit ettik. Başım ağrıyor, lütfen bana ambulans gönderin diyeninden sizinle konuşmak istiyorum canım çok sıkılıyor diyen insanlara kadar gereksiz sağlık sistemini yoran, gereksiz sağlık sistemini tıkayan bir grup ve kalabalıkla da karşı karşıyayız. TV52 şef kameramanı Olcay Ongun'un oğlu Umut Ongun ve ekibi TürkSat model uydu yarışmasında Aksaray Tuzgölü Hisar Atış Alanı'nda fırlattıkları roketle birlikte adeta göğüsleri kabarttı. TV52 şef kameramanı Olcay Ongun'un oğlu Umut Ongun ve ekibi TürkSat model uydu yarışmasında Aksaray Tuzgölü Hisar Atış Alanı'nda fırlattıkları roketle birlikte adeta göğüsleri kabarttı. TürkSat model uydu yarışması kapsamında 15 takım arasında Bursa Uludağ Üniversitesi Merih Space takımı 1. sırada 700 metre irtifaya yapmış oldukları model uydularını roketle göndererek veri aktarımı işlemlerini başarıyla gerçekleştirdi. Danışman doçent doktor Şekip Esat Hayber öncülüğünde İbrahim Yeşil, Umut Ongun, İkbal Çakır, Burak Öztürk ve Gülce Kayışoğlu'nun bulunduğu ekip gerçekleştirdikleri başarılı atışla büyük bir başarıya imza atarken duygularını kameralara anlattı. Yarışmada ikinci yılımız, geçtiğimiz yıl katıldık yarışmaya ve 9. olarak tamamladık. Tabii bu yıl bizim için geçtiğimiz yıla benzer değil, çok farklı ve çok daha güzeldi. Deneyimlerimiz arttı. Yaklaşık 8-9 aydır ciddi bir emekle çalışıyoruz. Ve emeklerimizin karşılığındaki heyecanla, buradaki enerjiyle alabildiğimizi, çok güzel deneyimler elde edebildiğimizi ve olaya ulaşılmayacak çok ciddi deneyimler elde ettiğimizi gördük. Heyecanlı ve çok böyle güzel bir ortam insanı havaya sokuyor gerçekten. 6 ay, 7 ay boyunca yine gibi tabiri caizse işlediğimiz uygunluk mavi gökyüzünde uçtuğunu görmek gerçekten çok eski bir duygu. Bugün birinci sırada uçtuk. Birinci sırada uçmak her zaman
zordur. Şanslı. Şanslı. Ama gerçekten güzel bir şekilde buluşumu gerçekleştirdik. Gerçekten tarihimizde olmayan duygular yaşadık burada. Çok güzel şeyler öğrendik. Çok güzel deneyimler elde ettik. Bu şekilde teşekkür ...52 basın yayın organizasyon sahibi Ordefe Kastop Genel Başkan Yardımcısı Sezer Turan'ın annesi Naciye Turan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 52 basın yayın organizasyon sahibi Ordu Dernekler Federasyonu Genel Yardımcısı Sezer Turan'ın annesi Naciye Turan tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Merhume Naciye Turan'ın cenazesi Altınordu ilçesi Kızılhisar mahallesinde evinin önünde ikindi namazı öncesi kılınan cenaze namazıyla aile kabristanlığına defnedildi. Merhume Naciye Turan'ın cenaze namazına Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Necati Özdemir, Ordef eski başkanları Celalettin Dervişoğlu ve Sabri Çelebi, Ordef eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bu haberle birlikte ana haber bülteninin sonuna geldik. Gece bülteninde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.